ev pek çok kişinin ince çizgisi. Sabah kahve içmeden ayılamayanlar, günü kahvesiz kapatamayanlar bu sözlerimize kesinlikle katılacaktır. İyi kahve yapmak ayrı bir hüner, hatta profesyonel bir meslek. Baristalar kahve dükkanlarında profesyonel kahve ekipmanlarıyla leziz kahveleri biz müşterilerine ulaştırmak için sıkı bir eğitimden geçiyorlar. Girizgahımızı boşuna kahveyle yapmadık. Kalp yarısı severler, ekran başına. Dizinin Ayşe'si, başarılı oyuncu Yağmur Tanrı Sevsi'nin Dizi TV izleyicilerine bir sürprizi var. Sevilen yapımın hem İstanbul hem Antakya sekanslarında kafede çalışırken izlediğiniz güzel oyuncu bize dizinin mekanlarından Paşa Gönlüm Kafede baristalıktaki hünerlerini sergileyecek. Daha fazla bekletmeden merhaba diyelim ve bize ne yapacağını öğrenelim. Merhaba Dizi TV izleyicileri. Bugün sizin için kendi ellerimle latte yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şu anda tam olarak ne yapıyorsunuz? Tam bardağı ısıtıyorum. Anlaşılan bardağın ısınması bu işte önemli. Evet, kahvenin daha geç soğumasını sağlıyor. Ve tabii temizlenmiş oluyor bence. Sırada hangi işlem var? Şimdi kahvemizi öğüteceğiz. Kahveyle tamamen doldurmam gerekiyor. Şimdi kahvemizi öğüttük ve tamamen dolduruyorum. Dirseğimi bu şekilde tutuyorum. Şu şekilde makineyi yerleştiriyorum. Ve başlatıyorum. Kalp yarısı için baristalık eğitimi aldığınızı biliyoruz. Hemen soralım. Yağmur Tanrı Sevsin kahveyi sever mi? Kahveyi çok seviyorum. Aslında eğitim aldıktan sonra hani daha çok tatlarını keşfetmeye ve ayrıştırmaya başladım. Daha çok keyif almaya başladım. Ve kendime makine aldım. Sonrasında sadece espresso içiyordum aslında. Şimdi farklı bir aslında kahve kültürüm oluştu diyebilirim eğitimden sonra. Favori kahveniz hangisi? En sevdiğim flat white. Evet. Latte. Latte'ye benziyor zaten, evet. Latte'miz oldu mu yoksa? Evet, şu an durdurdum ve aslında şu an espresso'muz oldu. Şimdi süt ekleyince latte'ye dönüşecek kahvemiz. Önce aldım, şimdi süte geçiyorum. Latte yapmak için süte bir işlem uygulamak gerekiyor mu? Şimdi sütü ısıtacağım. Aslında köpük oluşturacağım. Şu şekilde tutuyorum ve basınçla birlikte. Şu an köpüğümüz hazır. Tebrikler, mutfakta temiz çalışıyorsunuz. Silmek zorundayız. Silmemiz gerekiyor. Hijyen açısından. Evet, şimdi. Köpüğün kıvama gelmesi için bu işlem gerekliymiş. Biz öyle duyduk. Kesinlikle. Latte'm çok güzel olmasa da, aslında tadı güzel ama şekil olarak çok iyi olmasa da umarım beni izleyen baristalar ve kahve sevenler beni affederler. Çünkü mükemmel bir sanat. Ben baristalık eğitimi aldım Ayşe için, dizi için. Ama bu tabii ki de hani belli bir süre oldu. Şu an geliştirmek için elimden geleni yapacağım. Ama bu uzun bir yolculuk ve harika bir yolculuk bence. Teşekkürler.